Beni izleyen herkese merhaba. Ben Yakamoz. Kingdom Reborn serisinin 18. bölümüyle karşınızdayım. Hemen hiç beklemeden oyuna kaldığım yerden devam ediyorum. Geçen bölümde bayağı bir pamuk tarlası ekmiştik. Hem de ciddi anlamda sulama pompalarıyla verimsiz tarlaları verimli hale getirmiştik. Çünkü önümüzde daha zorlu süreçler var. Ama az kaldı. Serinin sonuna doğru artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz aslında. Evet. Şöyle bir yönümü düzelteceğim yine. Tamam. Artık daha az ev inşa etmeye başladım. Çünkü evler yükseldikçe kapasitesi de artıyor. Mantar 19 süt diyor. Daha sütle bir şey yapamıyoruz. Sadece normal şekilde tüketiliyor. O yüzden şu an için çok şey değil bizde. Çok ciddi bir önemi yok. Ancak yakında... şey olacaktır, gerekecektir. Artık puanlar bayağı bir yükselmeye başladı. Ben bir an önce şunu bir kapattığım araştırma laboratuvarını bir açayım. Hatta yıldız gerekiyor. Bana puan gerekiyor artık. Hızlandırabiliyor muyum? Evet, hızlandırabiliyorum. Şunu da hızlandırabilirim. Bunu hızlandıramam. Bu ne istiyor? Kağıt istiyormuş. Biz yıllık ne kadar kağıt üretiyoruz? Biraz daha kağıt üretmemiz gerekecek gibi. Bir tane daha bina dikeceğim buraya. Ve hatta bir tane daha diyecektim ama buraya olmuyor. Feribotla deli gibi gidip geliyorlar. Bunlar evet feribotla gidip geliyorlar. Rastım suya bakmalıdır diyorsun. İyi hoş da ben yerleştiremiyorum ama buraya kalacak o zaman bu. Şuna ekleyebiliyor muyum? Ekleyebiliyorum. Çok iyi. Araştırma tamamlanmış. Endüstriyel demir izabesi. Endüstriyel ölçekte demir üretin. Endüstriyel ölçekte. Kaynak olarak ne istiyor peki bu bizden? Onu merak ettim. Bir şey istemiyor gibi ama anlamadım da. Nereye dikebilirim? Nereye dikebilirim? Buraya dikemiyorum. Orada şey var. Bunların yanına dikebilirim şu şekilde. Çelik fabrikasını da alacağım. İnşa etsinler bakalım. Hemen şöyle bir yıldız koyalım da bir an önce inşa etsinler. Üretkenlik diyeceğim. Şöyle bir üretkenliği de şuraya atacağım. Demir ve kömürden çelik üretin. Çok ciddi kömür üretiliyor, tüketiliyor. Daha doğrusu tüketiliyor. Bunu da hemen şuraya inşa edeceğim. Beton istiyormuş bizden. Betonu açmamız gerekecek. Tuğla. Bakalım. Bakalım. Panda kartı var. Ayı seti şehir çekiciliğini yükseltiyormuş. Peki onu alınca diğer kartlar çıkacak mı? Ben onu merak ediyorum. Bilmiyorum. 200 bin lirayı birden vermek de gözüme geliyor açıkçası. Evet, bu depoyu boşalttılar. Bunu yıkacağım artık. Çünkü yer işgal ediyor burada. Evet, onu yıktık. Ticaret şirketini de kaldırmışım yanlışlıkla. T. Bir tane daha. Aslında bir tane daha sığsaydı buraya çok hoş olurdu ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde. Depolama alanımız nasıl? Burası ortak depolama alanı. Küçük olsa da olur ama. Evet. Hızlı kur diyeceğim.
Sonrasında tamam. Otomatik ticaret buna geçti. Ne kadar limitimiz oldu? 1680. Çok güzel. Yiyecek durumumuz gayet iyi durumda. bin lirayı o karta versem mi? Bilmiyorum. Bir denemek istiyorum. Aldım. Peki başka? Bu kadar mıydı? Vay. Ürünlerin fiyatını arttır, azalt. Bu çok iyiymiş. Seni de alacağım. 100 bin lira mı? Oo, bir saniye. Bir saniye. Bu çok yüksek. Şimdi bu kartı buraya atayalım. Biraz para biriktirdikten sonra ona bakacağım. Kakao 16 bine çıkmış. Fiyatı ne kadar bunun? Deli dehşet bir kakaomuz var. Ticaret. Ticaret. Buradan gönderemiyorum. Ben kakao ticareti yapmıyor muyum? Yapıyor olmam gerekiyor ama yapmıyormuşum. Otomatik ihracat emri ekle diyelim. Kakao ekleyelim. Her seferinde ne kadar? 150 gönderebilir. Tamam, bu da olur. Bizde ne kadar olması? Yani geride ne kadar kalsın? 2000'le sınırlandıralım. Tamam. Benim burada bir limanım daha vardı. Hemen bir ticaret diyeceğim. Buradan da kakaoyu göndereceğim. Tabii biz sattıkça fiyat çakılıyor. Evet. Kakaonun fiyatı düşmeye çakıldı resmen. Çakıldı, çakıldı. Evet, biz sattıkça onun fiyatı çakıldı. Yapabileceğim bir şey yok. Hemen yükseltme yapalım buralara da. Güzel. Ha, benim araştırma tamamlanmıştı, doğru. Bunu açmak istiyorum ama bu çok yüksek şu an ya. Tarla üretkenliği %10. Benim üretkenliğim var zaten ama şunu alabilirim. Evet, bir üçüncü parti bir şey yapalım. Üçüncü seviye lüks üretelim. Çikolatamız var ama çikolatacımız yok. Sürdürülebilirlik. Bir tane çikolatacı daha inşa edebilir miyim? Edebilirim. Neden edemeyim? Şöyle yapalım. Yani şeyiz. Şöyle. Tamam. Hatta bir yıldız ekleyeceğim. Direkt inşa edilip sonrasında 54, 55. Güzel. Güzel. Baya bir biramız var. Çömlekçimiz var. Pamuk ne alemde? Tarlalar beyazlaşmış. Gayet güzel. Pamuk da üretiyoruz artık. Pamuk üretiyoruz ama boyalı şey, boyalı pamuk teknolojisini açamadık daha. Onu bekleyeceğiz. Bu arada yiyeceği sürekli kontrol edeyim. 56-58 çok iyi. Ama şey istiyor. Doğru. 8. seviye 80 tane ev. O gerekiyor.
Bütün göçmen ofislerini durdurdum. Bu madem sadece eyalet binasında oluyor, ben biraz daha boş bir alana ticaret binaları dikebilirim. Bunu da çikolatacıya ekleyeceğim. Nerede bizim çikolatacı? Burada. Bunu da buraya ekleyeyim. Gerçi zaten çok fazla kakaom var. O kartın orada çok bir mantığı yok şu an benim için de. Ne yapabilirim? Kart üretimini durdurabilirim aslında. Çünkü çok ciddi kağıt yiyor. Evet. Ve bazı kağıt yükseltmelerini yapamıyorum bunun yüzünden. Bunu bir daha gösterme. Bu neymiş? Gezgin ticaret gemisi. Herhalde sattığım ürünleri götürüyor. Doğru. Otomatik ticaretten sattığım ürünleri götürüyor. Peki. Odun durumumuz çok düşük. Evet. Odun ticareti yapabilirim aslında. Yoksa otomatik ticaretten bir kalem odun ekleyebilirim. İthalat ekle diyeceğim. Yani odun da almak, ne bileyim, bir garip geliyor bana ama. Hedef envanter 2000 diyeceğim. 2000'e kadar çeksin. 100 getirsin. Bir tane daha şey kartı geldi. Onu nereye ekleyebilirim? Buraya ekleyemem onu tabii ki. Buraya ekleyemem. Buraya da ekleyemem. Ama buraya ekleyebilirim. Gayet güzel. Mutluluk da 98'de. Gıda da iyi. Turizm çok düşük. Turizm... Yani benim otellerimle çok bir ilgisi yok diye düşünüyorum. Bunlar para basıyor zaten. Bildiğim para basmak. Şunu da yükselteyim. Bunun da bina kapasitesi doldu. Şey yok mu burada, nakliye? Nakliye yok mu? Joker karttan bakacağım. Hemen nakliye hizmetleri varmış ama bunlar sınırında değil. Buraya da yapamıyorum. Aslında şunu yıkıp şurada yapsam. Çünkü çok ciddi kakao üretiyorum zaten. Evet, bunu yıkabilirim. Joker kart. Nakliye. Şuraya inşa edeyim. Bir yıldız koyalım. Tamam. Hızlı kur diyeceğim. Evet. Güzel. El arabalarıyla taşıyorlar. Peki. Şunlar ne tam olarak? Bunlar pazar işçisi. Demir 65 yaşında. Hala çalışıyor adam. Helal olsun. Emeklilik diye bir şey yok. Evet. 58 oldu. İş önceliğine bir bakalım. Yine uçmuş şey. Fark. Araştırma tamamlandı dedi. Takı üretimi. Cevher açmıştık. Bilimsel teoriler. Bunu açacağım mecburen. Kuyumcu açılmış. Tamam, kuyumcu. Kuyumcuyu nereye yapabilirim? Burada olmaz. Şöyle yerleştirebilir miyim? Yerleştirebiliyorum. 40.000. Oo. Bu çok ciddi kaynak istiyor ama ya. Bu ne böyle? Hemen şuraya da bir nakliye bakacağım bir daha. Nakliye hizmetleri varmış burada aslında ama yetersiz bence. Büyük ihtimal yetersiz.
yükseltmesini yapmış olmama rağmen yetersiz. Çünkü çok ciddi bir alanı kaplıyor. Evet. Nakliye hizmetleri şey oldukça ya şunu kaldırayım, gerek yok buna. Nakliye hizmetleri çoğaldıkça buradaki işçiye bence daha az ihtiyaç kalacaktır. Yani mantıken öyle, işçiler sonuçta yerdeki ürünleri falan filan topluyorlar. Ama tarladakiler hariç elbette. Demir cevheri. Buran stoğu ne kadar varmış? Buran stoğu. Bence bu bug'a girdi. Burada demir cevheri yok ama. Burada var da. Ha, bunu bunun üstüne sayıyor olabilir. Evet. Bunun üstüne sayıyor olabilir. Kömür madeni. Bu kart burada işlemez. Terzi. Güzel. Güzel. Yiyecek kontrol dediğim, bu nüfusta eğer bir yiyecek sıkıntısı çekersem çok ciddi patlar. Çok ciddi patlar hem de. Şimdi bir kart daha alacaktım. Evet, bu kartı bir alacağım. Bu neyin nesi? Kimin fesi? Şuraya inşa edeceğim. Oo. 1000 mi? 1000 cam, 1000 tuğla ve 1000 beton istiyor benden ve ben betonu daha açmadım. Hızlı da kuramıyorum, param yok. Yani onu kurabilecek kadar param yok. Peki. Kakaonun fiyatı biraz toparladı. Tabii birkaç parti satış yapınca çakıldı hemen. Kalıntı koleksiyonu kartı. Kart satın aldı. Başka bir şey çıkmadı herhalde. Sadece bu var daha. Mimarlık ofisi. %5 konut çekiciliği. Doğum kontrolü. Benim için gerek yok şu an. %10 sanayi üretimi. Onları da alabilirim aslında. Her birisinden 1000 beton alsam, betonun fiyatı ne kadar acaba? Şunu alayım. Mimarlık ofisini satın alayım. Bunlar, bir de Tarım Bakanlığı'nı satın alayım. Betonun fiyatı ne kadar? 1000 beton alsam, 1000 beton 30, 3 sıfır ekle, 30.000 falan yapıyor. Evet. 420 buradan alalım. ...240 buradan... ...660 mı etti? 13.000 buradan... ...230 buraya da getirecektir. Benim kontrolüm dışında. Biraz da beton buradan alayım. Tamam. Şimdi betonun fiyatı uçacak elbette ki. Kuşkusuz. Ben satın aldığım için bu kadar. Çok ciddi bir miktar beton satın aldım. Piyasaya göre tabii. Bir anda alınca fiyat uçtu. Ticaret binasını, Dünya Ticaret Ofisi'ni inşa edince fiyatları belirleyebiliyormuşuz. Bakalım öyle miymiş. Bayağı bir cam var elimde. Fiyat 30 civarı. Kum. Odun fiyatı ne alemde? Yani onu da otomatik ticaretini yapıyorum. Alıyorum yani, satın almak zorundayım.
2000'e kadar alış yapacakmış. Alış yapmaya devam edecekmiş. Peki. Kabul ediyorum. Motivasyon, üretkenlik. Üretkenlik alalım. Şu mimarlık ofislerini vesaire bir dikeyim. Bunlar küçükmüş. Buraya dikmeyelim o zaman. Madem küçükler. O diğeri oraya sığacak mı? Mesela Tarım Bakanlığı. Galiba hepsi aynı boyutta. Şunların yanına dikebilirim. Bu bir. Bu iki. Artık bakanlıklarımız da var. Çiftçi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, mühendislik vesaire vesaire. Ne istiyor? Çelik istiyor, beton istiyor. Çelik istiyor, beton istiyor. Hepsi çelik ve beton istiyor. Peki, şunu merak ettim. Endüstriyel demir rezervi. He, anladım. Anladım, 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 anladım. Yani demirci değil de demir döküm ocakları neredeydi? Demir döküm ocağından daha kapasiteli bir şey. Bir yapı. 20 kişi birden çalışıyor. Oo, çok ciddi bir sayı. Üretim sezon başına 138. Benim demir döküm ocakları kaç tane? Bir saniye. Listesini de göremiyorum ki. 1 2 3 3 tane mi var bende? O kadar mı? Hepsinde yükseltme de yapmamışım. Gerçi yapmama gerek varmış zaten sonra şu çıktıktan sonra pek gerek yok. 29 58 79 87 87 168 toplamda üretiyor bir sezonda. Bu ise tek bina 138 üretiyor. Tabi bunun şeyini falan da kartları eklediğimizde değişecektir. Kaç insan taşıyor ve çalışıyor? 5, 10, 15. Burada daha az çalışıyor. Daha fazla veriyor. Bakalım neler olacak. Yükseltmeler yapıldığında fark edecektir diye düşünüyorum. Evet. Fark edecektir. Şuraya birkaç ticaret binası dikeceğim. Bunlar için illahi şunun dibinde olmasına gerek yok. Normal ticareti yaptığımız müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Evet. Buraya sığmıyor bu. Şöyle de sığmıyor. İşte böyle bir kareden kaybetmek can sıkıcı bir durum. Şuraya yapabilirim. Sıkıntı yok. Evet. Tamam. Bunu geride yaptım. Evet. Şunu alayım şöyle. Şimdi yolu silmem gerekiyor tabii. Ben şunu bir daha şöyle. Evet. Bunları inşa edeceklerdir. Ellemeyeceğim bunları. Hızlı kura gerek yok. Boşuna para harcamayalım. Beton gelecek yakında. Bakalım betonun fiyatını ne kadar uçuracağız. Evet. Beton fabrikası. Taş ve kumdan beton yapın. Kum. Kum, kum. Bayağı bir kumumuz var. Güzel.
Bir saniye, bazı kartlar yedeğe düşmüştü. Üretkenlik kitabı, evet. Bazı kartlar yedeğe düşmüştü. Bakalım ne kadar fark edecek. Fullledim bir de şeyi. Bunlar da full mü? Yok, bunlar da full bile değil. Bu 116 üretiyor. 81 üretiyor. 116, 116. Bunun üretimi daha yüksek. Beton geldi. Şu betonun fiyatını bir kontrol edeceğim. Taş alet de üretiyoruz. Bir tane açmıştım sonradan. Onun da tüketimi bitti zaten. Beton. Evet. Hafif bir sıçrama yapmış. 30 seviyelerinden 31'e çıkmış. Evet. Bakalım. Girdi gerekiyor diyor. Ne girdisi istiyorsun sen? Kuyumcu. Ama mücevher istiyor bu. Ben dedim mücevher yok. Bu hiç olmadı. Hem de hiç olmadı bu. Hem de hiç olmadı bu. Yükselttik bunu da. Mücevher ithal etmem gerekecek. Evet, otomatik ticarete bakayım. Mücevher. Oo, bunun fiyatı baya yüksek. 100 nedir ya? Tamam, fiyat tamam, envanter limiti 1000 olsun. Eksi 4000'e çakıldık. Yapacak bir şey yok. Toparlayacaktır o zamanla. Var, araştırmayı tamamlamışım ve devam etmiyorum. Gerçi puan gerekiyor yine. Kağıt fabrikası. Neden kağıt üretiyorsun? Odundan seri üretim ve kağıt üret. İşte burada bu fraksiyonun, yani emirler fraksiyonunun sıkıntısını çekiyorum şu an. Neden diyecek olursanız, kart birleştirici. Ağaçlardan odun verimi alamıyorum. O kadar şey inşa ettim. Yani şuraya bak. Yıllık üst sezon başına herhangi bir ağaç dikme. Kesmeye öncelik ver. Kes ve diksen. Kesmeye öncelik ver. Çok düşük verimleri var bunların. Ve bu da ciddi anlamda can sıkıcı. O da yani verimi 200, %235. Evet. Kesmeye öncelik ver. Kesmeye öncelik ver. Yani şu kadar binam var ama hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. O kadar oduncu kulübesi var ve odun üretemiyorum. El ile de kesmek istemiyorum. Ama kesmek zorunda kalacağım. Bunu kesmek zorunda kalacağım. Çünkü odunum hiç yok. Beton fabrikasını bir bitirelim araştırmalardan. Yakında mücevher de gelecek. Evet. Şöyle bakayım. Değerli taş. Aa, ben yanlış emir vermişim. İthalat emiri ekle. Değerli taş. Bunu 1000 diyeceğim. Stokta olması gereken. Bunda 200. Neredeyse limit doldurmak üzereyiz. Diğer binaların bir an önce inşa edilmesi lazım. Hızlı kur. Beklemeye gerek yok. Limit arttı mı? Artmış olması lazım. Evet.
Şunları da inşa edip otomatik hepsini yükselteyim. Pardon. Güzel. Tamam. Buna mı atadı bu sefer? Aslında ona atamasaydı daha iyiydi. Ona atamasaydı daha iyiydi benim için. Kötü oldu bu. Ama buradan yine görecektir bunlar. Otomatik ticaret 2640. Limite ulaştık. Feribot. Tamam. Bunu da inşa etmiş. Şu an için buna yine kömür gidiyor. O bayağı bir kömür gidiyor bizde. Çok ciddi anlamda kömür gidiyor hem de. Ev şeyimiz ne alemde? 66 olmuş. Harika. 8. seviye 66 adet. Şimdi şu üretkenliği çıkarıp 555'e yükseldi. Oo, çok başka bir şeye dönüştü bu. Bu daha da üretecektir o zaman. Şöyle yapabilirim o zaman, ben bunları yıkayayım. Yıkayıp. Evet, bunları yıkayayım. Demir ocağı. Bunları yedeğe atarım. Demir döküm ocağı. Şunu da ve şunu da. Bayağı bir kart geldi bize. Güzel. Şuna da ekleyelim bakalım. Başka kart gelmedi. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik bize nerede lazım? Kervansarayda olmaz tabii ki. Buraya eklemişim. %30'luk bir düşüş sağlamış zaten bize. Burada işime yaramaz ama cam bölgesine ya da kum. Ama burada da olmaz. Saçma bir hareket oldu. Buraya ekleyelim. Elimde bayağı bir kart birikti. Şimdi şöyle yapacağım o zaman. Şuraya bir tane ekleyelim. Şuraya bir tane ekleyelim ve şunun üretimini değiştirelim. Tutumluluğa gerek yok. Verimlilik gerekiyor bana. Bu arada yiyeceği kontrol edeyim. Yiyecek gayet iyi durumda. Güzel. 17.000'de. Artık baya baya büyük bir şehir olduk. Fabrikalar açıyoruz. Çelik fabrikası. Dünya Ticaret Ofisi. Hadi bakalım. Bakalım fiyatlara nasıl bir şey olacak. Nasıl bir etkisi olacak onu merak ettim ben. Araştırma tamamlandı dedi. Tarla üretkenliği, elektrik. Bu şu an değil. Bana şey verecek bir şey yok mu? Dünya Ticaret Ofisini açtım ben zaten. Yani matbaa, kitap basar. Bu da şey veriyor bize. Matbaa kitap bastığında 3. seviye lüks eşyası. Evet. 3. seviye lüks eşyası. Tarla üretkenliği şu an için kalabilir de. Şu açılsaydı çok hoş olurdu.
Şunları gidebilirim. Ormanlığı gideyim hele hele. Ve bu bitti bile. Tarım teknolojileri. Bu da bitti. Bu da bitti bitecek. Kapat de, kapat de. Beton fabrikasının kilidi açıldı. He, doğru. Doğru. Taş ve kumdan beton yapın. Seni nereye inşa edebilirim? Taş ve kumdan beton yapımı. Buraya sığmıyorsun sen. Buraya da sığmaz. Ama buraya sığarsın. Yok, buraya da sığmıyor. Hayda. Şuraya sıkıştıracağım artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Taş yol ve şöyle birleştireceğim. Tamam. Üretkenlik kitabını oraya atacağım. Tamam, burada bir şey yok. Ben şeye ne kadar veriyorum, komisyona? Buna bakmak istiyorum da. Şu an kapatalım şunu bir. Otomatik ticaretten mi bakacağım? Komisyon %0 diyor. Allah Allah. Neden bu kadar az? İlginçmiş. İlginçmiş. Yükseltme ağacı. Evet, odun kesmeyi de şey yaptık. Şu ufak tefek şeyleri bitireyim. Sonrasında bölümün de sonuna geleyim. Yani yakında aslında pamuklu kumaş için şey yapmaya çalıştım ilkin. Kapat diyelim. Bunlar da çelik üretildikçe inşa edilecekler. Şu an için zaten beton üretemiyorum. Bu kartları da envantere kaldırabilirim artık. Gerek yok, ihtiyacım da yok. Hani olur da diğer şeylerde başka bir koloni vesaire kurarsam belki. Bu bölümün de sonuna gelelim artık. Buraya kadar izlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın, güzellikle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.